Tehlikeli akıl hastası dehşet saçtı. İntiharın eşiğinden dönen Zeynep Gökmen, tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. Bir inşaatta saklandığı tespit edilen ve muhabirimizi darp ederek ağır yaralayan akıl hastası kadın, emniyet güçlerince her yerde aranmakta. Eski müzik öğretmeni Zeynep Gökmen, bir gökdelenin çatısından canlı yayın yaparak 2015 yılında kaybolan kızı Elif Çınarlı'yı bulmak için bir girişimde bulunmuştu. Yazıyı ve fotoğrafları gönderdim. Siz de allayıp pullayın biraz. Koyun siteye gitsin. Ne planladığını anlatacak mısın bana? Bir şey planlamıyorum. Maillerime bakıyorum. Neden öyle söyledin? Ne demek rahata alışmak istemiyorum? İstemiyorum. Biri senin yerine her işini yapınca ister istemez tembelleşiyor insan. Beni istemiyorsun yani. Elif'i bulduğunu söylüyor. Ahmet, siz boşandınız. Hatırlatmama gerek var mı? Elif bulunursa her şey değişir. Şimdiden söyleyeyim. Buna hazırlıklı ol. Bizim bir bebeğimiz olacak. Ne demek her şey değişir? Varsayımlar üzerinden ilerlemeyelim istersen. Ben sana bu işin bittiğini geçen gün hastanede söyledim. Daha fazla kırılmak istemiyorsam üzerime gelmeyi bırak. Sen iğrenç bir adamsın. Senin damarlarında kan değil buz akıyor. Hala senin gibi birinin peşinde dolaştım. Yanamıyorum. Yürümüyor Meltem, yürümüyor. Zeynep'i seviyorum ben hala. Kusura bakma, bu böyle. Çocuk konusu ayrı. Doğur, büyüt, hakkındır. Kadınsın tabii. Bebeğim olsun istiyorsun. Ama seninle yapamam Meltem. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Zeynep Gökmen'in ifade vermeden önce yatırıldığı hastaneden gizlice kaçtığı tespit edildi. Herkesi merak ettiği bu olayı araştıran muhabirimiz, Zeynep Gökmen'in yarım kalmış kapısını, penceresi olmayan yarı inşaat halinde bir binada saklandığını, burada günlerde sefalet içinde tek başına yaşadığını tespit etti. Bunun üzerine ZG muhabirimizi darp edip kaçmıştır. Ah be Zeynep, ah be Zeynep. Allah kahretsin. Aç şu telefonu be kadın, aç şu telefonu. Gürbüz Müdürüm, ya kusura bakmayın gece gece rahatsız ediyorum. İnternette okudum. Zeynep aranıyormuş, doğru mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.